أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Muhterem kardeşlerim, Rabbim okumuş olduğumuz Kur'an'ları anlamayı, anladığımızla amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men amile amelen leysel aleyhi emruna fehveret. Aziz kardeşlerim, İslam kemale ermiş, kıyamete kadar değişmeyecek olan, bütün medeniyetlere, bütün iklimlerde, bütün dünyanın her alanında, her toplumu ihya edecek, her toplumu fıtratında koruyacak en mükemmel, tamamlanmış olan din. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu dinin bize yaşanma şeklini gösteren son peygamber. Özellikle ve özellikle Allah-u Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e atfen Allah Resulü'nün hayatında sizin için örnekler var diyor. Ona tabi olun diyor. Onu dinleyin diyor. Ona uyun diyor. Neden? Çünkü o gözle görülen bir insan, içimizden biri. Bizim gibi oturup, bizim gibi kalkan, yemek yiyen, ona uyulması kolay olur. Çünkü bizim gibi bir insan. Eğer böyle olmamış olsaydı, peygamber gönderilmemiş olsaydı, insanoğlu şöyle diyecekti: Ya Rabbi, biz senin dediğini yapacaktık da nasıl yapacaktık? Biz seni hiç görmedik. Biz nasıl yapalım bunu? Biz bunu yapamadık. Yapacaktık. Ama bize bunu birisi önümüzde, işte bu böyledir diyen olmadı demesinler. Böyle bir itiraz olmasın. Bir. İkincisi, nesillerden nesillere gelen toplumlarda Allah Resulü devre dışı kalmasın. Allah Resulü her dönemde, her vakitte ölçünüz olsun diye ona uyulmayı Allah-u Teala esas koymuş. Estağfirullah. وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Peygamber aleyhissalatü vesselam söz sahibidir dinde. O ne demişse doğrudur. Dinin anlaşılması ve yaşanmasını o bize gösterdi. Bunun dışındaki uygulamalar, peygamberin vefatından aleyhissalatü vesselam Efendimizin Rabbına irtihalinden sonra bir takım uydurmalar, bir takım dinde olmayan şeyler girdirilmeye çalışılır. Günümüze kadar birçok konularda Peygamber Efendimiz söylemediği halde insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu gerçekten çok önemli, önemli olduğu kadar da dinin içerisinde dinin tahribata dönüşmesi için önemli bir mikrop. Onun için aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam okuduğum hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve reddun. Evet. Bu çok önemli bir hadis-i şerif. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki bizim sözümüzde, bizim İslam adında söylemediğimiz bir söz
reddedilir. Kim İslam adına bizden bir şey duymamışsa o ondan reddedilir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu ondan kabul edilmez. Din adına söz söyleyecek olan peygamberdir. Sonra içtihat kapısı da tabii açıktır. Nedir o? Yılların geçmesiyle yeni gelişen bir takım problemlerin, bir takım olayların nasıl uygulanması gerektiğine yönelmesi içtihat eden müçtehitlerin, alimlerin Kur'an ve sünnetten yola çıkarak o konuda bir fikir söylemeleri. Bu da mezhep oluyor. Mezhep, peygamberin sünnetine aykırı olan bir yol olmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın o konuyla ilgili tam net bir şey söylememiş. Ancak endirek olarak, dolaylı olarak ondan bir karine yakalamış alim. Onu geniş çaplı araştırır, oradan bir hüküm çıkarmaya çalışır. Nitekim bugün emeklilikle ilgili, sigortalarla ilgili, hayat sigortasıyla ilgili birçok olaylarla ilgili İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin, İmam-ı Şafii'nin kitaplarında hiç göremeyeceğiniz kurallar, konular var. Bunları kim kayda alacak? İşte bu devrin alimleri. Bu devrin ulemaları ne yapıyor? Bunu alıyor, enine boyuna konuşuyorlar ve bu böyledir diyorlar. Şimdi aziz kardeşlerim, toplumumuzda ciddi bir hastalık var. Kabullenmeme hastalığı var. Kabullenmeme. Bugün ulema var. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Yüksek Din İşleri Kurulu var. Yeni gelişen olaylarla ilgili ne yapıyorlar? Bunların her biri kendi alanlarında ihtisas sahibi insanlar. Uzman insanlar. Derin ilme sahip olan insanlar. Kendi kafalarına göre, kendi akıllarına göre bir hüküm vermezler. Kurul var. Bu kurul her biri o konuyu araştırır, gelirler orada kayda bağlanır. İşte bu içtihat olur. Bu da bir çeşit Müslümanların problemlerini aşması için yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine dayandırılarak yapılan bir harekettir. Dinin dışında bir hareket değildir. Onun için aziz kardeşlerim, bu da kıyamete kadar bu kapı da açıktır. Bu konuda müçtehit verdiği hükmü tam isabet ettirirse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, ona iki sevap var diyor. Görüyor musunuz? İki sevap var diyor. Şayet isabet etmemişse o cehdinden, o gayretinden, o araştırmasından dolayı yanlış bir hüküm verse dahi diyor, ona bir sevap var diyor. Görüyor musunuz beyler? Ya bugün adam kalkıyor, Sübhaneke'yi harekeli okuyamaz. Harekeli Sübhaneke'yi okuyamaz. Diyanet İşleri'nin vermiş olduğu fetvayı eleştirir. O buyur sen ver o zaman bu fetvayı. Yani insan haddini bilir ya. Yani haddini bilir insanın. Yani bu neye göre verdiği? Sen kendi kafana göre olur olmaz konuşuyorsun. Olmaz. Herkes bu konuda fetva verecek yetkide değil. Bu böyle olmakla beraber muhteremler, bir de bu okuduğum hadis-i şerifte İslam'da olmayıp ne içtihat noktasında bir konu, ne de hadislerde olan bir konu.
tamamen iyi niyetli, iyi niyetli olarak uydurulan hadisler. Sonradan Peygamber Efendimizin hiç bu konuda hiçbir şey yapmadığı halde bir uygulama yapılmaz. İşte bunlar sıkıntı. İşte bu sıkıntı kardeşlerim. İşte burayı da anlamakta Müslüman zorlanıyor. İşte men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve raddun. Kim bizim yapmış olduğumuz bir iş olmadığı halde dinde olmayan bir işi uygulamaya kalkarsa ve bunu da din adına yaparsa o ondan reddedilir. Bak tekrar diyorum, din adına. Bizim emrimiz olmayan bir işi yaparsa sünnet adına, din adına bu ondan reddedilir. Bunları da çok iyi oturtmamız lazım. Her zaman hocalarımız bizler şu hadisi artık duymayanımız hemen hemen yok. Ahir zaman ümmetinin fitnelerinden korunacak yol Kur'an ve sünnete bağlanmaktır. Size iki şeyi bırakıyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sünnet-i Resulüne ve kitabillah ve hablum memdud tarafuhu mine idikum tarafuhu mine idillah. Kopmayan sapasağlam bir ip. Bir ucu sizin elinize, diğer ucu Allah'ın elinde. Kitabullah. İki şey. Nedir o? Kur'an ve sünnet. Peki bunu söylüyor. Arkasından farkına varmadan, hiç farkı kavrayamadan sünnete muhalif hareket ediyor. Ya ama canım diyor, ama işte bunun kötü tarafı neresi diyor. Ya sen biraz önce demedin mi? Hani Kur'an ve sünnet dedin ya. E sünnette yok bu. Sünnette yoksa niye yapıyorsun? Ya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam neyi eksik bıraktı? Birçok hurafeler var. Hepiniz duymuşsunuzdur. İki bayram arası nikah kıyılmaz. Ya iki bayram arası olmayan vakit yok ki. İki bayram, hep her şey, her günler iki bayram arası. Salı günü çamaşır yıkanmaz. Değirmencinin günahı affolmaz. O öyle bir değirmenci yanacak, öyle bir kavrulacak ki o una basıp, bak. Hele kasap cennete hiç girmeyecek. Bunları hiç duymadınız mı? Duydunuz değil mi? Görüyor musun? Bak. Bizatihi ben olaya şahit oldum. Daha küçüktüm. Ortaokula gidiyordum. Bir bakkala uğradım. Onlar da benim tabii çocuk da olsam hoca olduğumu hoca derlerdi bana yani. İlk ortaokulda okuduğum zaman. Gittim bir şey almaya. İşte o amca da hacdan dönmüştü. Dedi ya hoca dedi ya kusura bakma mecburuz tartmaya dedi. Bir şey aldım tartacak. Hayırdır dedim, niye ne oldu ki dedim. Ya dedi hacca gittik ya dedi. Evet. Ya hacdan döndükten sonra hacı terazi tutmaz diyorlar ya dedi. Bak. Görüyor musun? Dedim ya ne diyorsun sen? Böyle bir inanç yok. Allah da bana acizane kardeşlerim, abilerim. Çocukluktan beri bir din anlayışını araştırma derdi vermiş bana. 13-14 yaşında, 15 yaşında bile koca koca insanlar gelip bana danışırlardı böyle bazı şeyler. Yapma ya dedi. Evet dedim ya böyle bir şey yok. Bak nasıl bizi şey yapmışlar. Efendim hacıya gidip gelen ticaret yapamaz. Ya nasıl seni saptırmışlar görüyor musun? Terazi hacı tutmayacak, Müslüman değirmenci olmayacak, Müslüman kasap olmayacak, sana leşi de yedirirler. Ha? Sana her türlü pisliği yedirirler. Müslüman her alanda her işi yapar, meşru daire. Hadis var mı? Hayat var mı bu konuda yapılmayacak diye? Yok. E nereden çıktı bu? Uydurma. Üç zeytin çekirdeğini midesinde olarak ölen kişi şehitler derecesinde yazılır. Allah Allah! Nereden çıktı bu ya?
O zaman hiç dağda taşta vatan için nöbet tutan asker o zaman yatsın aşağıya, zeytin çekirdeği her gün 3 tane zeytin yesin, içinde kalsın, bir gün ölecek zaten. Şehit oldu gitti. Böyle bir inanç mı var? Böyle bir inanç yok. Hep uydurma. Men kezbe aleyhi müteammiden felletebevve mak'adehu minennar. Kim bizde olmayan bir sözü bizdenmiş gibi söylerse cehennemde yerini hazırlasın. Görüyor musunuz? Kıyamete kadar peygamberin sözleri. Bir de şu hastalık türedi aziz kardeşler. Peygamber Efendimiz kıyamete kadar bizim için tek ölçü. O Allah Resulü ki yanılmadı. O Allah Resulü ki her iklimlerde, her toplumda bize örnek oldu. Allah Resulü neyi eksik bıraktık da bıraktı ki sen tamamlıyorsun. Kainatın sahibi Allah gönderdiği peygamberi eksik bırakacak. Bir de aziz kardeşlerim, Resul ile Resul ile Nebi'nin arasındaki fark nedir biliyor musunuz? Nebi öldürülmüş. Nebilerden öldürülenler olmuş. Ama Resullerden hiç öldürülen olmamış. Allah'ın kudretine, Allah'ın azametine ters olur. Niye? Çünkü Resul yepyeni bir şeriat getiren, yepyeni bir din kitap getiren, kendisine bir kitap verilmiş. O kitabın tamamlanmadan kulların tarafından öldürülmesi Allah'ın gücüne ters değil mi? Dolayısıyla öldürülmemiş. Niye? Bir din tamamlanması gerekiyor çünkü. Dinin tamamlanması için hiçbir şeyin eksik kalmaması gerekiyor çünkü. Ya? Onun için Allah Resulü bize hiçbir şeyi eksik bırakmadı. Öyleyse biz kendi kafamızdan, kendi anlayışımıza göre hareket edemeyiz. Bir bid'atler var. Kullu muhdisun bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Hadis-i şerif sağlam. Her sonradan çıkan, İslam'dan olmayan, sanki İslam'danmış, dinin bir parçasıymış gibi görülen, sonradan çıkan ne varsa bid'attır. Her bid'atta dalalettir, her dalalette ateştedir. Bitti. Bu ne olursa olsun, ibadet amacıyla, maksadıyla dahi yapılsa, takva için takva olarak sen gayret edersin, çalışırsın, okursun Kur'an'ını, akşam tesbih namazı kılarsın, gece namazı kılarsın, efendim gayret edersin. Ama bunu yapılmadığı takdirde birçok zevaitler, birçok fazlalık olan hayır hasenetler yapılmadığı zaman sanki bir eksiklik addettiğin, günah işlemiş, yani bir eksiklik kafanda oluştuğu an onu yapmaman yapmandan hayırlıdır. Ya aziz kardeşlerim, cenazeler oluyor. Her gün yakınlarımızdan kaybettiğimiz insanlarımız oluyor. Allah rahmet eylesin. Bakın kardeşim, bunu iyi dinleyin ne olursunuz. Veya hacca gidenler oluyor. Hacca giden, bu Avrupa'da çok yaygındı. Orada da bunları söylemiştim. Hacca gitmeden önce 3-5 arkadaş tutturuyorlar bir hac yemeği. Allah Allah. Ya hac yemeği diye bir şey yok ya. Nereden çıktı bu? Kafasına göre, geleneğe göre. Veya işte bu vefat eden kişinin hemen arkasından 3 gün yemek verilmesi. Ve 3 gün efendim işte son 3. günü mevlid okutulması. Ya bunu neye göre yapıyoruz? Neden yapıyoruz? Yani bunun dayanağı neresi? Bak iyi dinleyin beyler. Mevlid okumak kötü bir şey mi? Hayır. Mevlid okumak güzel bir şey. Mevlid'i nerede okuruz? Ya güzel bir çocuğumuz doğdu. Şenlik, dostları çağırırız. Selavatlar getiririz. He? Kur'an okuruz. Peygamber Efendimizin Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Nat-ı Şerifi ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Okuyalım onu. Tefekküre dalalım. Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Güzel. Harika bir şey. Bak mevlüt doğum. Öbürüsü mevt ölüm. Birisi ölüm, birisi doğum. Ölüyor arkasından
hemen mevlid okuyoruz. Neye göre okuyoruz bunu? Yani sevincimiz mi var? Hemen bir de şerbetler dağıtılıyor, tatlılar da geliyor. Hele lahmacun zaten olmazsa olmaz. Ya Allah Resulü'nün sünnetine ters bu. Hadi gel bunu söyle koca. Hadi bunu sen kapısını arala, vallahi adamı keserler. Hadi söyle. Adamı linç ederler. Sanki dinin bir parçasıymış gibi. Adam lahmacunun 2 sene kasaba borcunu ödeyemiyor adam. Adam öldüğüne mi yansın, yakınının öldüğüne mi yansın? 3 günlük lahmacunun fiyatını ben buradan ne yapacağım, ne diyeceğim? Allah Resulü'nün hadisine ters. Allah Resulü buyurur ki, bu evde zaten ateş yandı. Bu evin derdi zaten başına çöktü. Bari bu evde ocağı tütmesin, komşular buna yemek getirsin. Biz komşular olarak 3 gün oradayız. Gelsin lahmacunlar, gelsin yemekler. Biz götürmemiz gerekirken o evin problemine, yüküne yük katıyoruz. Sünnete ters. Sünnete ters. E hocam bak iyi dinleyin. Allah rızası için. Ne diyoruz? Ya hocam yapmazsak ayıp olur. Ha öyle de. Hava civa. Bundan hayır bekleme. Yaptın ayıp olmadı. Yaptın ayıp olmadı. Sevap bekleme. Kimseyi kandırma. Bak görüyor musun? Ayıp olur. Bak adama bak ya. Adamın anası öldü. La arkasında bir mevlüt okutmadı ya. Arkasında bir yemek verdi. Tüh. Adama bak ya. Bir de biz onu adam bilirdik. Ayıp ya. Bana ne derler ya? Ne derler dedik. İnsanlar ne der diye hareket ettik. Kur'an ve sünneti esas almadı. Bir de bundan sevap bekliyoruz. Burada sevap yok. Burada sevap yok. Bunu bu şekilde bilmemizde fayda var beyler. Bunu daha örneklendirebiliriz. Kadir gecesinde, bağışlayın hemen kalkıyorum namaza. Kadir gecesinde. Bazı hocalarımızda da kusura bakmasınlar ama yani iş güzarlıktan başka bir şey değil. Ya 5 vakit namazı aşılayalım bu insanlara ya. Biz papaz mıyız kardeşim? Yıl 12 ayda her türlü pisliği yap. Kadir gecesi gel, tertemiz otur. Haydi cennete. Yok böyle bir dünya. Niye kandırıyoruz insanları ya? Niye kandırıyoruz? Kadir gecesinde haydi muhterem cemaat bu akşam tesbih namazı var. Hocama diyorum ki ya hocam bunu niye yapıyorsun? E hocam geliyorlar diyor. O zaman bir caz saz getir daha iyi gelirler. Madem ki kalabalık istiyorsun sen. Kalabalık mı istiyorsun? Caz saz getir buraya o zaman. Ya bırakın ya. Allah Resulü'nün böyle metodu var mı? Böyle kuralı var mı? Yok. E senin derdin ne? Gece 2'ye kadar 3'e kadar milleti safta tutuyorsun. Sabah namazını kıldırmıyorsun adama. Ömür boyu her gece tesbih namazı kılsa kılmadığı, kaçırmış olduğu bir sabah namazı yetmez ya. Niye milleti kandırıyorsun? Olmaz. Din tamamlanmış kardeşim. Dine ekleme olmaz. Dinden çıkarma da olmaz. Adam 5 vakit namazı kılmıyor. Gelecek Kadir gecesinde tesbih namazı kılacak. Oh! Tamam. Bu suç bizim suç, sizin değil. Biz bunu anlatmıyoruz size. Allah hepinizden razı olsun. Vaktinizi aldım, hakkınızı helal edin. Allah'ım sünnet ve Kur'an'la sizlere her türlü münkeratlardan, her türlü dalaletten, her türlü çirkinliklerden uzak eylesin. Allah-u Teala yapmış olduğumuz ibadetleri Kur'an ve sünnet ölçüsünde kabul eylesin. Arkamızdan bizi hayırla anacak, hayırla yad edecek eserler bırakmayı, evlatlar bırakmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.